Merhaba. Türkiye'deki yoğun ve yaygın hukuk ihlalleri uluslararası hukuk mahfillerinin takibinde olmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri Uluslararası Barolar Birliği ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi'nin hazırlamış olduğu bir rapor. Onu paylaşalım bu yayınımızda. Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi Türkiye'de avukatlık mesleğinin ve baroların bağımsızlığının giderek azaldığını vurgulayan ayrıntılı bir rapor yayınladı. Rapor, avukatların adil olmayan yargılamalar, keyfi gözaltılar, hapis cezaları ve taciz yoluyla hedef alınmasının yanı sıra terörle mücadele mevzuatının avukatları meşru çalışmaları sırasında kovuşturmak için endişe verici bir şekilde kötüye kullanıldığının altını çiziyor. 2019 yılında tehlike altındaki avukatlar günü için belirlenen ülke Türkiye olmuştur. Tehlike altındaki avukatlar günü ve Türkiye. O günden bu yana avukatlık mesleğinin bağımsızlığı Türkiye'de önemli ölçüde azaldı. Türkiye'nin 81 ilinin 77'sinde avukatlar 2016 darbe girişiminin ardından özellikle muğlak ve geniş tanımlı, geniş kapsamlı terörle mücadele suçlarına dayanarak gözaltına alındı, yargılandı ve mahkum edildi. Suçlamalar sırasında Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak ve veya terör propagandası yapmakta yer almaktadır. Bu suçlamalar genellikle avukatların müvekkilleriyle yanlış özdeşleştirilmesiyle birleştirilmektedir. Terörle suçlanan birinin avukattan üstleniyor. Ondan sonra o da terörle suçlanıyor avukat. 1700'den fazla avukat hakkında dava açılmış ve 700 avukat tutuklu yargılanmıştır. Şimdiye kadar en az 553 avukat toplam 3380 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Yasaların bu şekilde kötüye kullanılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine çok sayıda kararın çıkmasına neden olmuştur. Birçok mahkeme kararı Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine ve suçlamaların iddiaları destekleyecek yeterli ve açık kanıtlar olmaksızın keyfi mahkumiyetlere yol açtığını hükmetmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir. Terörizm ve suç örgütü üyeliğinin tanımını aşırı geniş tutan yasalar ve yargının bunları daha da esnetme eğilimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sayısız kararında da görüldüğü üzere Türkiye'de yeni bir sorun değildir. Bu sorun son zamanlarda daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Savcılar ve giderek artan bir şekilde mahkemeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunan yasal ve barışçı eylem ve ifadeleri suç faaliyetinin kanıtı olarak değerlendirmektedir. Kanıt olarak kullanılan şeyler bazen o kadar tutarsız ve keyfidir ki eylemlerin hukuki sonuçlarını iyi niyetle öngörmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu belirsizlik meşru muhalefetin ve tenkitlerin cesaretini kırmaktadır. Uluslararası Barolar Birliği, İnsan Hakları Enstitüsü ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler avukatların rolüne ilişkin temel ilkeler gibi yerleşik uluslararası güvenceleri ihlal eden Türkiye'nin terörle mücadele mevzuatının yaygın bir şekilde kötüye kullanılmasından ciddi endişe duymaktadır. Bu korumaların amacı avukatlık mesleğinin güvenliğini ve adaletin yerine getirilmesine hizmet etme kapasitesini güvence altına almaktır. Buna ek olarak hükümetin baroların işleyişine giderek daha fazla müdahale etmesi, son 7 yılda 34'ten fazla avukatlık derneğinin kapatılması ve baroların bağımsızlıklarının azaltılması nedeniyle baroların avukatlık mesleği için etkili birer siper olarak hareket etme kabiliyetleri kısıtlanmıştır. Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü Eş Başkanı ve İsveç Barolar Birliği'nin yakın geçmişteki Genel Sekreteri Anne Ramberg şunları söyledi. Türkiye'de hakim ve savcı avukatların kitlesel olarak hapsedilmesinde ve avukatların mesleki görevlerinin suç sayılmasında merkezi figür haline gelmiştir hakimler ve savcılar. Yargı ve savcılık adaleti sağlamak yerine 553 avukatın hapsedilmesinde ve hukukun üstünlüğünün zedelenmesinde endişe verici bir rol oynamıştır. Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü, adalet, eşitlik ve insan haklarının korunmasına yönelik girişimleri desteklemeye kendisini adamıştır. Ve Türkiye'yi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmaktadır. Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü Eş Başkanı Mark Stefans ise şu yorum yaptı. Türkiye hükümetinin aşırı gücü, baroların adaletin savunucuları olarak rolünü tehlikeye atmaktadır. Aynı zamanda denge ve denetleme mekanizmalarına, hesap verebilirliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturmakta ve adalet sistemine olan güveni azaltmaktadır. Dahası bu tür müdahaleler yasal araçların kötüye kullanımıyla birleştiğinde hukukun üstünlüğünü aşındırmakta, yargıda yolsuzluk riskini artırmakta ve demokratik ilkelerin altını oymaktadır. Uluslararası Barolar Birliği insan Hakları Enstitüsü, hukuk profesyonellerinin mesleki görevlerini yerine getirirken hedef alınmasına son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Tutuklu avukatlar inisiyatifi direktörü Ali Yıldız ise şunları söylüyor. Avukatlar adaletin sağlanması, bireysel hakların korunması ve toplumda hukukun üstünlüğünün sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Avukatların uzmanlığı hukuk sistemindeki karışıklıkların aşılmasında, adil temsilin sağlanmasında ve işkenceden korunma da dahil olmak üzere bireylerin haklarının korunmasında büyük önem taşımaktadır. Türk makamları avukatları müvekkilleriyle ilişkilendirmeye ve bunun sonucunda da cezalandırmaya devam etmektedir. Birçok avukat aynı gerekçelerle cezaevinde kalmaya devam etmektedir. Türk makamlarından avukat meslektaşlarımızın hukuksuz bir şekilde hapsedilmelerine son vermelerini talep ediyoruz. Ve sonuç olarak Uluslararası Barlar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü ve Tutuklu Avukatlar İnisiyatifi Türk yetkilileri Türkiye'de yargı ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığını güvence altına almaya ve terörle mücadele yasalarını bölgesel ve uluslararası ilkelerle uyumlu olacak şekilde değiştirmeye çağırmaktadır. Tabi mevzuatı değiştirmek işin önemli bir kısmı ama esas önemli olan birçok hukukçunun da vurguladığı gibi uygulama ve Adem Sözüleri Profesör Ceza Hukukçusu onun da zaman zaman ifade ettiği üzere aslında kanunlardan kaynaklanmıyor problem uygulamadan kaynaklanıyor. Ve istediğiniz kadar kanunları değiştirin ama uygulama zihniyeti değişmediği müddetçe bir çözüme varmakta zor. Hatta mümkün değil. Tek adam rejiminin ürettiği hukuksuzluklar maalesef bir boyutuyla, savunmaya bakan boyutuyla bu aktarmış olduğumuz haberde kendisini gösteriyor. Onun için dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Tek adam rejiminin hukuk üzerinde oluşturduğu bu ciddi baskı ve tehdidin açılması için bu rejimin yine hukuk ve demokrasi kuralları çerçevesinde en kısa zamanda bertaraf edilmesinden başka bir yol gözükmüyor.